bir yargı bağımsızlığında. Şimdi açıp anayasayı okurum, hiç tartışması yok. Yani şey yok. Yargıçların tamamı üzerinde. Düşünün, 25 yaşında yargıç oldunuz. 25 yaşında. 65 yaşına kadar 40 yıl oradasınız. 40 yılınız boyunca sizin bir HSK dediğimiz kurum her şeyinizde yetkili. Her şeyinizde yetkili. Terfinizde, cezanızda, disiplin uygulanmasında, tayinlerinizde, terfi, her şeyinizde, her şey, bütün özlük haklarınızda. Ve bu HSK'yı Cumhurbaşkanı tek başına, 13 üyeden 6'sını tek başına, geri kalanların içinde 7'sini de, hadi deyin bırakın 3'ünü de muhalefet seçsin, 9'unu, en azından 9'unu. Çoğunluk Cumhurbaşkanı'nın. Tabii, 9'unu, 10'unu Cumhurbaşkanı atıyor. Düşünün, bu insanların ben sakın kötü olduğunu düşündüğümü söylemeyin. Sizi de beni de atasa, hakim olmak istemişsiniz, idealistsiniz, gidiyorsunuz oraya ve 40 seneniz boyunca siz bir HSK'nın şeyindesiniz. O HSK'da kim var? Cumhurbaşkanı var. E canım bugünkü değişir. E yarın gelecek aynı etkiye sahip olacak. Aynı şekilde de aynı gün yapılan meclislerde en azından mecliste belli bir yarıyı sağlama imkanı çok yüksek. En azından yarıyı ya. Dolayısıyla o seçecek. Şimdi yargının bağımsız olmadığı bir sistem demokratik olmaz. Dolayısıyla içinde istediğini söyle. Şunu yaptık, bunu yaptık. Mesela ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan izledim. İşte şeyi de izledim. Daha fazlasını izlemedim. En ufak bir yargı bağımsızlığıyla ilgili bir konu yok. Şey, adli yıl açılışında. Adli yılın açılışında. Yok, böyle bir şey yok. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızda şöyle bir düşünce de yok zaten. Yargının bağımsızlığı, kuvvetlerin ne diyor? Aa, neden gelmediniz diyor. Sizi dedi, sizi diyor hainler, neden gelmediniz diyor. Burası milletin evi diyor. Şimdi o kafasında milletin evi. Yani ona bakarsanız o zaman bütün yargı atamaları, yargı şeyleri ne var? Milletin evi ise parlamentoda yapılmalı. Veya işte Cumhurbaşkanlığı kendi evini açmalı, orada yapmalı. Hatta toplantıları da orada yapsınlar. Milletin evi. Şimdi bağımsızlık diye bir algı kafasında hiç yok. Bir sistem yok.